Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 8. sınıf fen bilimleri ...birinci dönem, ikinci yazılıya hazırlık... ...çok güzel bir video hazırladık... ...ve bu şekilde bu videonun sonunda... ...hepinizden e, okullarınıza girmiş olduğunuz... ...sınavlarınızdan yüz üzerinden... ...tam 100 almanızı istiyoruz. Çünkü biz sizi çok önemsiyoruz arkadaşlar. Nasıl ki LGS önemli ise ...okullardaki sınavlarınız da çok önemli. Çünkü sene sonunda... ...sizin okul puanınızla, LGS puanınızla... ...birlikte hesaplanarak... ...güzel bir liseye yerleşmenizde... ...size yardımcı olacağı için... Yazılar Bizim için çok önemli, ondan dolayı çok güzel bir video hazırladık sizler için arkadaşlar ve hemen e, yayına başlamadan önce hemen size videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum yazılı notlarından e, bunlar sizin okulda her türlü yardımcı olacak şekilde çantanızda bulunması gereken yol arkadaşınız gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bakın burada çok güzel şekilde kalıtımla ilgili olsun. Aynı zamanda bakın hızlı bir şekilde geçecek olursak ikinci yazılıda çıkacak olan basınçla ilgili aynı zamanda katı sıvı basıncı olsun. Torricelli deneyi olsun. Bütün her şeyin içerisinde çok güzel şekilde bulunduğu bir yazılı notu arkadaşımız var. Aynı zamanda bizim tabii ki yol arkadaşımız olacak. Dinamo soru bankamız var arkadaşlar. Ve konularla ilgili gerçekten çok kaliteli soruların bulunduğu. Bakın mesela sıvı basıncı ile ilgili veya kim Dünyasal tepkimeler bütün konularla ilgili çok güzel kaliteli soruların bulunmuş olduğu Dinamo kitabımız ve aynı zamanda tabii ki biraz daha zoru seven arkadaşlarımız için Zoru Bankamız var. Yine burada da harbiden kaliteli bir o kadar güzel soruların bulunmuş olduğu tam böyle yazılı hazırlıkta kullanılabilecek 10 numara 5 yıldız. Yol arkadaşlarımız o halde bugün yolumuz uzun ve ben size önemli olan noktalarda bak hoca bunu sorar yazılı da %100 sorulur gibi bu noktaları belirtmek isteyeceğim. Hadi o zaman güzel bir şekilde videomuza başlamış olalım arkadaşlar. Müzik Baktığımızda e, birinci dönem ikinci yazılı konularımızda aslında tabii ki ilk ünitemizden başlayıp e, ta dördüncü üniteyi bile artık neredeyse bitirdik hatta bitti ve beşinci ünite basit makineleri başlamaya çok az kaldı e, o halde dördüncü üniteye kadar komple her şeyi hızlı bir şekilde tekrar edelim daha sonrasında etkinliklerle ve güzel sorularımızla sizi yazılıya çok güzel şekilde hazırlayalım arkadaşlar. Evet şimdi... İlk başta zaten hatırlayın mevsimler ve iklim konusuna girdiğimizde mevsimlerin oluşmasında çok önemli olan iki tane olaydan bahsetmiştik ve bunlardan bir tanesi e, güneşin etrafında dünyanın yapmış olduğu dolanma hareketi ve aynı zamanda dünyanın sahip olmuş olduğu eksen olduğunu söylemiştik. Eksen eğikliğinden dolayı Dünyanın güneş etrafında dolanırken üzerine gelen ışık e, farklı açılarla geliyordu. Farklı açılarla gelmesi farklı farklı mevsimlerin oluşmasına sebep oluyordu. Mesela 21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre'ye dik gelip burada yaz mevsimini oluştururken, e, 21 Haziran tarihinde ise Kuzey Yarım Küre'ye dik gelerek e burada yaz mevsiminin oluşmasını sağlıyor. E tabii ki güneyde yaz yaşanıyorsa bizim olduğumuz kuzey yarımkürede kış mevsim yaşanıyor. O halde burada yazsa 21 Haziran'da güney yarımkürede yaşanan mevsime kış diyebilirim arkadaşlar. 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri ise Ekinoks tarihleri burada... Kuzey yarımkürede aslında kıştan yaza doğru geçerken aslında burada ne yaşanıyor? Güney yarımkürede kıştan yaza doğru geçerken aşağılarda ne yaşanıyor arkadaşlar? Tabii ki ilkbahar yaşanıyor. E biz de yazdan kışa doğru gittiğimiz için aslında burada sonbahar mevsimini yaşıyoruz. E tam tersine yukarıya baktığımızda biz kıştan yaza geçerken Mart ayında ne yaşıyoruz arkadaşlar? İlkbaharı yaşıyoruz ve ee aşağıda Brezilya tarafında ise Yaz mevsiminden kış mevsimine doğru bir geçiş olduğu için orada da aslında sonbahar mevsimi yaşanıyor. Hangi tarihte hangi mevsimin yaşandığını çok çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü hoca bunu sorabilir diyorum. Bakın gerçekten tarihler bizim için önemli. Tarihlere çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ve burada 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünya üzerinde Ekinoks tarihi olduğu için bütün dünyada 12 saat gündüz, 12 saat gece olduğunu unutmayın çünkü ekinoks tarihlerinde ekvatora dik bir şekilde güneş ışığı düştüğü için arkadaşlar dünya üzerindeki bütün noktalarda gece gündüz süresi eşitleniyor ve 21 Aralık mesela e, kuzey yarımkürede kış yaşanırken kış mevsiminde geceler oldukça uzun, gündüzler o kadar kısadır. Yani hangi tarihte, hangi yarım yarımkürede e, gece ne kadar, gündüz ne kadar bunları da iyi bilin. Hoca bunları sorabilir. Daha daha sonrasında iklim ve hava olayları denilen iki tane çok önemli şeyden bahsetmiştik ve şunu demiştik hatırlarsanız iklimle ilgilenen bilim dalına biz Klimatoloji bu aşağıda yazdığımız gibi klimatoloji ve hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalında biz ne demiştik arkadaşlar? Meteoroloji adını vermiştik. Ve klimatoloji ile ilgilenen bilim insanına biz klimatolog derken meteoroloji ile ilgilenen bilim insanına meteorolog demiştik. Zaten e, burada gördüğümüz gibi aslında oloji ile biten şey bilim bilim dalıdır. Mesela biyoloji, sosyoloji, sosyoloji ve psikoloji gibi e, bunlar aslında hep bilim isimleridir ve bunlarla ilgilenen bilim insanları da mesela psikolog, sosyolog, biyolog gibi sonunda e, olog olan durumlarda zaten meslek dallarını belirtir yani klimatoloji ile ilgilenen bilim insanına klimatolog denir gibi bunlarda da e, mesela daha uzun sürede gerçekleşen ve geniş bir bölgeden e, bahsediliyorsa ve kesin olaylardan bahsediliyorsa burada klimatoloji olduğunu eğer hava olayları kısa süreli mesela yarın bugün bugün İstanbul'da kar yağışı bekleniyor gibi bir ifade olduğu zaman daha kısa sürede bahsedilen ve daha dar alanda bahsedilen ve aslında önemli olan tahmini sonuçların olduğu bölümde arkadaşlar neydi? Tabii ki hava olaylarıydı. Bununla ilgilenen bilim dalı da zaten meteorolojiydi. Yüksek basınç ve alçak basınç konusu da arkadaşlar bizim için önemli. Çünkü yüksek basınç ve alçak basınç farkından dolayı iki nokta arasında rüzgar oluştuğunu ben biliyorum. Yüksek basınçtan Alçak basınca doğru her zaman bir arkadaşlar hava hareketi olur. E biz buna da rüzgar adını veriyoruz. Yüksek basınç alanı nasıldır? Mesela sıcaklık olarak daha soğuk olan bir noktadır. Alçak basınç daha sıcak olan bir noktadır. Havanın açık olduğu bir noktadır. Mesela güneşli bir hava görebilirsiniz. Burada daha bulutlu bir hava görebilirsiniz alçak basınç durumunda. E bunları da gayet iyi bir şekilde bilmek gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında rüzgarın yönünü e bu sorularda hocam yine sorabilir. A, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru rüzgar hareketi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mesela e, denizler soğuksa veya karalar daha soğuksa soğuk olan kısmın yüksek basınç olduğunu, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru bir rüzgar yani hava hareketinin olduğunda iyi bilmemiz gerekiyor. Son olarak ee, bu ünitenin sonunda hatırlarsanız zaten sera etkisi denilen bir şey vardı ve sera etkisi aslında kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gibi gazların e, tabii ki araba egzozlarının artması, fabrika bacalarından çıkan gazların artması gibi durumlarda e, bu gazların havadaki oranın artmasından dolayı arkadaşlar normalde gökyüzünde oluşan bulutlar daha böyle saf temizken içerisinde kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit oranının artmasından dolayı ne oluyor? Yağmur yağdığı zaman daha asitli bir yağmur yağıyor ve bu tabii ki çevreye zarar veriyor. E sera etkisinden de aslında bu gazlar sebep oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Sera etkisi orada mesela ozon tabakasını şu şekilde düşünürsek arkadaşlar. Mesela güneş ışınları geldiğinde çarpıp geri çıkan tamadığı için içerideki sıcaklığı arttırdığı için neye sebep oluyor arkadaşlar küresel ısınmaya sebep oluyor ve küresel ısınmaya sebep olduğu için arkadaşlar buradan dolayı da e, bütün dünya üzerindeki sıcaklığı komple arttırdığı için buzulların erimesine de sebep olabilen bir etkidir sera etkisi. E bu kısmı gerçekten güzel bir şekilde bilmek lazım ve aslında e, bizim için daha önemli olan e, aslında LGS çapında da çok çok önemli olan DNA ve genetik kod. Aslında şöyle genetik kod yazalım. E, bu bölüm önemli ama tabii ki sınavda muhtemelen ilk iki ilk sınavda burası daha ağırlıklı çektiği için hocamız muhtemelen basınçtan sonraki kısmı daha ağırlıklı olarak soracaktır diye düşünüyoruz. Şimdi. DNA zaten artık şunu çok çok iyi biliyorsunuz ki hücrenin içerisinde bulunan yönetici e, kısım olarak biz eskiden çekirdek olarak adlandırıyorduk bunu. Daha sonrasında ise artık siz çekirdeğin içerisinde merak ettiğiniz için çekirdeğin içerisine girdiğimizde aslında baktığımızda orada böyle hücre bölünmesi sırasında ortaya çıkan bir kromozom adını verdiğim bir yapının olduğunu gördüm ve sonrasında ise Kromozomun şu etrafında bulunan protein kılıf adını vermiş olduğumuz yapıyı. çıkardığımız zaman içerisinde DNA adını verdiğim ve bunun nükleik asit gibi çok önemli bir aslında yapı olduğunu ve yapısında bulunan şekerden dolayı bu adı aldığını zaten öğrenmiştik. E şuna bakalım. E protein kılıfı çıkardığımızda içerisinde DNA. DNA'nın üzerinde bulunan ve mesela benim göz rengim diyelim arkadaşlar burada göz rengi ya da saç şekli diyebiliriz, saç rengi diyebiliriz, ten rengi diyebiliriz, bir sürü özelliklerle ilgili görevleri olan aslında bakın çok önemli görev birimi. Görev birimi olan Kesinlikle bunu karıştırmayın. Hatta e, hoca belki bunu yazılıda sorabilir diyorum. Yazılıda sorulur buna dikkat edin. E, görev bilimi olarak karşımıza çıkarsa bunun gen olduğunu bilmemiz lazım. E, daha sonrasında ise e, biz DNA'yı iyice incelediğimiz zaman DNA'yı oluşturan en küçük yapı taşına, yapı bilimine biz ne diyorduk arkadaşlar? E, buna da nükleotit adını veriyoruz. Peki nükleotit neden oluşuyordu? nükleotide baktığımızda aslında yapısında bir tane fosfat vardı ve burada aslında 5 karbonlu bir şekerimiz vardı ve burada e, bizim organik bazımız vardı ve organik baz neydi? Adenin, timin, guanin ve sitozin şeklinde 4 farklı çeşidi vardı ve bunlardan bir canlı üzerinde arkadaşlar zaten başka çeşit nükleotit olma şansı yoktu zaten. Bu bazların diziliş şekli ve sayısı canlıların DNA'sının birbirinden farklı olmasının sebebiydi. Bu da sorulabilir. Mesela şöyle bir soru gelebilir. Bütün canlılarda adenin, timin, guanin ve sitozin olmasına rağmen canlıların DNA'sı birbirinden neden farklı farklı? Tabii ki burada nükleotitlerin dizilimi ve sayısı bu noktada çok çok önemli diyebiliriz. Evet daha sonrasında ise Yapı ve görev bilimleri bu şekilde çok güzel anladıktan sonra e, kalıtım bizim için tabii ki çok çok önemli. Kalıtım denince akla gelen ilk dayımız kimdi arkadaşlar? Gregor Mendel adını verdiğim dayımdı ve bu Mendel dayım ne yapmıştı? E, şöyle yeşille sizin için şöyle bezelye yazmak istiyorum çünkü bezelye bizim için ve Gregor Mendel dayımız için gerçekten önemli bir sebze. E, ne yapmıştı? Bu bezelyeleri alarak arkadaşlar arkadaşlar bezelyeleri çaprazlayarak çok çok önemli kalıtım dünyasında çok e, katkıda bulunacak çok önemli deneyler yapmıştı Mendel dayımız. Peki neden bezelyeyi seçmişti? Çünkü bezelye hızlı bir şekilde döl verebilen ve e, kendi içerisinde saf döl oluşturabilen e, ve bir sürü karakteri mesela uzun boylu olan gövde, sarı bezelye, yeşil bezelye, buruşuk tohumlu, e, düz tohumlu ve bir sürü farklı çeşidi olmasından dolayı Gregor Mendel adını vermiş olduğumuz dayımız Bezelelerle <laughs> ne yapmıştım Çaprazlamalarını yapıp e, Kalıtımın e, önde gelen Adamı olmuştu diyebiliriz Ve kalıtımda baskın ve çekinik Gen olan kavramlarımız vardı Hatırlayın baskın gen Büyük harfle gösterilirken çekinik gen küçük harfle gösteriliyordu ve baskın gen eğer varsa arkadaşlar bir canlının gen yapısında yani genotipinde varsa kesinlikle özelliğini gösterebilen bir e, gendi. E, çekinik olan da sadece çekinik eğer kendisi gibi çekinik varsa o halde e, fenotipte özelliğini gösterebilen bir arkadaşımızdı. Zaten bir canlının... E, genotip olarak sahip olabileceği ya her ikisi de büyük B büyük B olabilir ya da biri büyük biri küçük olabilir ya da her ikisi de küçük olabilir başka bir genotip olma şansı zaten yok e o halde baktığımız zaman e burada e ben genotiplerini kıyaslayacak olursam arkadaşlar e baskın olan karakter burada varsa evet bu dış görünüşte de tabii ki baskın olan genin özelliğini gösterecek e burada da bir tane baskın var bir tane baskının olması e dış görünüşte yani fenotipte ortaya çıkması için yeterlidir E bu fenotip olarak kesinlikle çekinik genin olduğu e çekinik genin fenotipini göstermesi gereken bir durum var burada. Yani baskın ve çekinikken mesela arkadaşlar e, kahverengi göz maviye baskındır. Eğer anne ve babada bu şekilde diyelim ki e, saf döl baskın varsa e, çocuk kesinlikle ne olması lazım? Kahverengi gözlü olması lazım gibi durumları düşünmek lazım. Mesela bakın e, bu şekilde parmağınızı geri doğru yatırmayı deneyin arkadaşlar. Bu e, geri doğru 45 dereceden fazla yatması mesela bu çekinik bir gendir. E, biz buna resesif. Zaten resesif gen demek Çekinik gen demek baskın gen de dominant gendir. Parmağın bu şekilde geri doğru gelebilmesi arkadaşlar çekinik genlerden bir tanesidir diyebiliriz. Şimdi Baktığımızda melez döl ve saf döl kavramları var ki bunlar da gerçekten önemli. Bunu iyi bilin hocamız bunu sorar diyoruz. E çünkü gerçekten melez döl ve saf döl kavramları da önemli. Peki nedir melez döl ve saf döl? Aslında bunların farklı adları da var arkadaşlar. Melez döl aslında biz heterozigot döl de diyoruz. Saf döl ise homozigot döl adını da verebiliyoruz arkadaşlar. Melez döl, eğer anne babadan gelen genler birbirinden farklıysa yani biri büyük, biri küçükse biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Melez döl adını veriyoruz. Eğer anne babadan gelen her iki gen de aynıysa yani büyük B büyük B ya da küçük b küçük b şeklindeyiz. Her ikisi de aynıysa biz buna da saf döl adını veriyoruz. Zaten saf döl baskın, saf döl çekinik şeklinde zaten Bunlarda da söyleyebiliriz. Şimdi tek karakter çaprazlamasına baktığımızda aslında burada mesela Mendel dayımızın yapmış olduğu gibi size hemen hızlı bir şekilde şurada bir çaprazlama yapmak istiyorum arkadaşlar. Şunu hemen alıyorum. Mesela e, tek karakter çaprazlamasında şöyle e, büyük D küçük D ve büyük D küçük D diyelim ve buna şöyle diyelim arkadaşlar büyük D kıvırcık saç olsun. Çünkü baskındır küçük d de, de düz saç olsun. Şimdi bunların yavrularına e, görülebilecek genotip oranlarına baktığımızda her zaman kalıtımda arkadaşlar dört tane yavru oluşuyormuş gibi düşünülür. Şimdi baktığımızda buradan büyük buradan büyük gelirse büyük d büyük d. Buradan büyük buradan küçük gelirse büyük d küçük d. Buradan büyük buradan küçük gelirse büyük d küçük d. E, her ikisinden de küçük gelirse e, burada da küçük d küçük d. Yani burada Baktığımızda bu arkadaşlarımız üç arkadaşımız e, D baskın, büyük D kıvırcık baskın olduğu için bakın burada var, burada var e burada da var. O halde bu arkadaşlarımız görünüş olarak fenotip olarak kesinlikle kıvırcık saçlıyken bu arkadaşımız tek başına düz saç oluyor ve burada da aslında biraz matematik işin içine giriyor ve 4/3 ise e bunun başına %75 oranında arkadaşlar kıvırcık saçlı, %25 oranında düz saçlı olduğunu hesaplamak gerekiyor veya başka genotipler de yine çaprazlanabilir. Yani aslında burada önemli olan tek karakter çaprazlamalarını güzel yapabilmek, e genotiplerine bakarak arkadaşlar 4 yavru bireyin nasıl oluşabileceğini öngörebilmek lazım ve oranları iyi bilmek lazım. Genotip ve fenotip kavramını biraz önce söylemiştik zaten genotip canlının sahip olmuş olduğu gen yapısıyken fenotip ise gen yapısıyla dış özelliklerin dış dünyanın ortaya koymuş olduğu değişimlerle birlikte canlının ortaya çıkan arkadaşlar dış görünüşüne biz fenotip adını veriyorduk. Peki daha sonrasında mutasyon gibi çok önemli bir kavram öğrenmiştik ve mutasyon neydi? Ee, bir e, genin yapısında aslında mesela bu çok önemli e, mesela diyelim ki e, şöyle bir DNA düşünürsek adenin timin guanin sitozin gibi burada sitozinin değişmesi yani genin içerisindeki değişim yani bakın aslında gen yapısı diyebilirim bunun için e, modifikasyon gen yapısı değil bu gen işleyişinde olan bir değişimdi arkadaşlar yani mutasyonlardan bahsederken eğer e, etrafımızda bulunan bir maddeden veya fazla ışıktan başka durumlardan e, bir canlının gen yapısı değişiyorsa ve bu etmen ortadan kalktıktan sonra canlı veya e, her neyse eski haline dönemiyorsa biz buna mutasyon adını veriyorduk ancak modifikasyon gibi daha çok gen işleyişinde ortaya çıkmış olan değişimler ise e, etken olan madde ortadan kalktığında canlı eski haline dönebiliyor. Mesela mutasyon 6 parmaklılık diyebiliriz mesela altı parmağı sebep olan e, bir gen düşündüğümüzde gen yapısı değiştiğinde ne olması lazım? O e, ortadan kalkması biz ameliyatta falan düzeltilebilir Ancak e, normal şekilde ortadan kalkamaz bu. Ya da albinoluk diyebiliriz, Down sendromu diyebiliriz. Bunların hepsi mesela van kedisi van kedisinin e, neydir arkadaşlar? Gözlerinin birbirinden farklı farklı olması da yine mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır. Ama modifikasyona baktığımızda ise modifikasyonlar e, dış etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan durum. Mesela çuha çiçeği yetiştirilmiş olduğu ortamın sıcaklığına göre farklı renkler alan Himalaya tavşanı yine sırtına konulan buz küpü sayesinde tepesindeki kılların rengi değişebilen işte bunlar aslında modifikasyondur ve bunun gibi aslında adaptasyon vardı arkadaşlar ve adaptasyon da bir canlının çevreye uyum sağlaması demiştik ve doğada güçlü olan canlının hayatta kalma olasılığının daha fazla olmasına da biz doğal seçilim adını vermiştik. Ki doğal seçilimin İngilizcesi bayağı güzel havalı natural selection gibi çok güzel bir adı var. Onu da yine bilin arkadaşlar. Gelelim asıl bakın burası çok çok önemli basıncı çok güzel dinleyin. Çünkü hocamız yüzde buradan bir şeyler soracaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e baktığımızda biz basıncı aslında katılarda ayrı bir şekilde, sıvılarda ayrı bir şekilde ve gazlarda yani açık hava basıncını daha farklı bir şekilde ele almıştık. Şimdi baktığımızda katılarda aslında ağırlıklarından dolayı yüzeye bir basınç kuvveti uyguladıklarını söylemiştik. Mesela şu iki cisimde aynı ağırlıkta olduklarına göre bunların yüzeye uygulamış oldukları basınç kuvvetlerinin aynı olduğunu çok iyi bilmek lazım Çünkü her ikisi de aslında ağırlık olarak aynı yani bakın eğer basınç kuvveti sorulursa yani hocamız bize basınç kuvvetini sorarsa her iki durumda da aynı olduğunu söylememiz lazım mesela burada iki tane tuğla var e buradaki ağırlık daha fazlaysa buradaki basınç kuvveti daha büyüktür diyebilirim şimdi yüzey alanını kıyaslamaya baktığımızda ise Tabii ki açık bir şekilde baktığımızda buradaki yüzey alanı bundan çok daha büyük. E buradakiler mesela birbiriyle eşit gibi düşünebiliriz. Peki. E bu noktada aslında baktığımız zaman arkadaşlar tabii ki kıyaslamamız gereken duruma bakacak olursak mesela şu iki duruma baktığımızda şunun uyguladığı basınca P1 buna P2 buna da eğer P3 diyecek olursak arkadaşlar P1 ve P2 kıyaslama noktasında karşımıza çıkacak soruda tabii ki yüzey alanı daha az olduğu için bakın ağırlıkları aynı ancak yüzey alanı daha az olduğu için P Iki büyüktür P 1 dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Ağırlıklarımız aynı ancak yüzey alanı daha az olduğu için unutmayın ki katılarda yüzey Alanı ne kadar azsa e, uygulanan basınç o kadar fazla olur. E çünkü zaten günlük hayatta mesela bıçakların ön tarafının sivri yapılmasının sebebi uygulayacağı basıncı arttırmak içindir veya çivilerin, raptiyelerin, e, iğnelerin uç kısmının daha sivri şekilde olması e, uygulanacak olan basıncı arttırmaya yönelik olan hareketlerdendir. Baktığımızda P2 ve P1'i kıyaslamış olduk. Şimdi P1 ve P3'e bakalım. Çünkü bunların yüzey alanları aynı ama e buraya baktığımızda bunun ağırlığı daha fazla. O halde P3 büyüktür P1 diyebilirim arkadaşlar. Çünkü aslında yüzey alanları aynı olmasına rağmen burada daha fazla ağırlık var. O halde ağırlık ne kadar fazlaysa katı basıncının da o kadar fazla olduğunu çok çok iyi şekilde bilin benim güzel arkadaşlarım. Şimdi gelelim. Sıvılarda basınç neye bağlı arkadaşlar? sıvılarda basınç tabii ki derinlik ve yoğunlukla orantılı. Bir su içerisinde ne kadar veya sadece su değil tabii ki farklı sıvı içerisinde de ne kadar derine inersek o kadar fazla basınç hissederiz Çünkü şurada mesela K, L, M noktalarına bakacak olursak e, K noktasından suyun daha uzağa fışkırmasının sebebi buradaki basıncın çok daha fazla olmasıdır. Yani K noktasındaki basıncı L'den o da M noktasından daha fazladır. E bundan dolayı zaten derinlik arttıkça basınç artar. E bunu hatta şeyden de deneye, deneyimleyebilirsiniz. E suyun içerisine atladığınızda havuzda veya denizde ee, ne kadar derine inerseniz kulaklarınızda o kadar fazla basınç hissedersiniz. Ee, bunun sebebi de tabii ki derinlik arttıkça sıvı basıncının artmasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Peki yoğunluk nasıl değiştirir? Hemen şuraya da sudan biraz daha fazla yoğun olan e, bunu da farklı bir renkle göstermeye çalışalım. Mesela şöyle değişik bir sıvımız olsun ve suyun yoğunluğundan aslında biraz daha fazla yoğun olan mesela buna D dersek arkadaşlar yoğunluk olarak bununki 3D olsun. Aynı yükseklikte bakın K ile aynı yükseklikte buraya da N noktası çizersek şimdi bunun üzerinde bulunan sıvının ağırlığı yoğunluğundan dolayı daha fazla olduğu için N noktasındaki basıncın K noktasından daha büyük olduğunu çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü yoğunluk arttıkça sıvı basıncı da buna bağlı olarak artar. Yani hem derinlikle hem yoğunlukla doğru orantılıdır sıvı basıncı. Bunu da çok iyi bir şekilde bilmek gerekiyor zaten bunları yazılı notlarından açtığınızda da mesela şu noktaya geldiğimizde basınçla ilgili bakın zeytinyağı ve su kıyaslandığında su daha fazla yoğun olduğu için burada suyun uygulamış olduğu basıncın daha fazla olduğunu mesela burada da yine tuzlu su saf su yoğunluğa göre de yine bunların hepsini çok güzel şekilde kıyaslayan yazılı notlarınız her zaman yanınızda arkadaşlar e şimdi gelelim. E, açık hava basıncına geçmeden önce Pascal prensibi önemli bizim için. E, hoca belki e, hangilerinde Pascal prensibinden yararlanılmıştır gibi bir soruyla da karşınıza çıkabilir. E, Pascal prensibi de sıvıların üzerine uygulanan kuvveti kuvveti değil basıncı arkadaşlar çok iyi bir şekilde bütün her yere aynen iletmesine biz Pascal prensibi adını veriyoruz mesela hidrolik fren sistemlerinde berber koltuklarında bu sanayiye gittiğimizde araçların kaldırılmasını sağlayan liflerde onların hepsinde aslında Pascal prensibi var ve ee, sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen ilettiği için e, bir noktaya uygulandığında mesela diyelim ki frene bu şekilde biz bastığımızda burada içeriden sıvı içerisinde e, basınç iletilerek burada tekerleklerin durmasını sağlıyor arkadaşlar. Yani Pascal prensibi de bu şekilde önemli bir kavram e, basınç konusunda. Peki. Açık hava basıncına baktığımızda açık hava basıncı deyince aklımıza gelen ilk dayımız kimdi arkadaşlar? Torricelli dayımızdı. Çünkü bu Torricelli dayımız 0 santigrat derecede deniz seviyesinde ve burada çok önemli içerisinde Civa bulunan HK olarak da yazabiliriz bunu. İçerisinde civa bulunan bir deney tüpüyle çok önemli bir arkadaşlar deney yapmış ve şöyle bir şey yapmış ve 100 santimlik bir e, boru almış ve bunun içerisinde civa doldurmuş. Daha sonrasında doldurmuş olduğu bu civayı yine içinde civa bulunan bir kabın içerisine batırmış ve ucunu açmış ve serbest bırakmış. Daha sonrasında e, civanın gitgide azaldığını görmüş ve 76'ya geldiğinde durduğunu görmüş. Demiş ki, Madem bu aşağıya doğru inmiyor, bunu buradan iten bir kuvvet vardır demiş. Bir bu basınçtır demiş ve buna da demiş ki bunun adı açık hava basıncı olsun demiş. E çünkü bunu aşağı doğru itmediğine göre burada açık hava basıncı vardır demiş ve Torricelli deneyiyle açık hava basıncını kanıtlamış. Burada aslında bilmeniz gereken noktalardan bir tanesi de arkadaşlar KLM noktası gibi düşünürsek ve eğer burada bakın şöyle bir dağımız olursa şöyle bir dağ düşünürsek ne kadar yükseğe gidersek arkadaşlar yükseldikçe aslında bizim açık hava basıncımızın azaldığını çok çok iyi bilmeniz lazım. Yani burada diyelim ki deniz seviyesinde 76 santimetre civa çıktıysa buradaki civa seviyemiz bu noktaya çıktığımızda 74 daha yukarıya çıktığımızda ise 72 bile çıkabilir arkadaşlar. Hatta dünyanın en yüksek tepelerinden bir tanesi olan Everest'te Himalayalarda bulunan Everest'te arkadaşlar yaklaşık 9000 metre 9 kilometreye yakın bir yüksekliği var ve orada 22.4 civarı bir basınca kadar düşüyor buradaki seviye. E çünkü ne kadar yükseğe gidersek açık hava basıncı o kadar azalır. Bunu da çok çok iyi bilin ki e bunu da hocamız tabii ki ne yapabilir sorabilir arkadaşlar. Ve geldik. E aslında en böyle baba yiğit böyle can böyle harbiden biraz daha zor olabilecek konulardan bir tanesi olan madde ve endüstri ünitesini arkadaşlar. E burada da şimdi aslında biliyorsunuz ki bizim çok çok iyi bilmemiz gereken şurada bakın sizin için bir örneğini getirmiş olduğum periyodik sistemimiz var. Ve bu periyodik sistemle ilgili periyot ve grup kavramlarını birazdan zaten göstermiş olacağım. Ve burada periyot ve grup hatta önce ben size şöyle yapayım. Daha sonrasında geçelim. Şöyle baktığımızda arkadaşlar periyodik sistemin aslında bu e, zamana gelmesine kadar Döberayner De dediğimiz, Mendeleyev dediğimiz, Moseley dediğimiz ve Seaborg dayılarımız bunların hepsi biliyorsunuz ki belli başlı çalışmalar yapmışlar. E, Döberayner ilk çalışmayı yapan dayımız ve e, üçlü e, gruplara ayırmış. Daha sonrasında ise Mendeleyev gelmiş ve Mendeleyev artan atom kütlelerine göre kıyaslamış ki artan Atom kütlesine göre yanlıştır. Çünkü atom numarasına göre sıralamak lazım arkadaşlar. Ee, daha sonrasında ise e, artan atom numaralarını keşfetmiş Moseley ve ona göre bir tablo yapmış. Son olarak Glyn Seaborg gelmiş ve demiş ki bu alttakilerini de unutmayın beyler demiş. Ve aslında son halini vermiştir. E aslında e, şöyle baktığımızda biz yatay olan arkadaşlar bakın yatay satırlara biz bunlara ne ad vereceğiz? periyot adını vereceğiz. Ve aşağı doğru inen bu dikey süt bak şöyle yazabiliriz hatta yatay diyelim arkadaşlar ve buna satır diyelim. Yatay olan satırlara biz periyot derken dikey olan ve sütun olarak adlandırdığımız bu aşağı doğru olan arkadaşlarımıza da biz arkadaşlar grup adını vereceğiz. Bunları çok çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda mesela birinci periyot, ikinci periyot, e şuraya baktığımızda 3. periyot, 4. periyot, 5. periyot, 6. periyot ve 7. periyodumuz var arkadaşlar. Bakın mesela 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot gibi bunları çok çok iyi bilmemiz gerekiyor toplam. 7 tane periyodumuz var zaten yatay olan sıralara baktığımızda. Şimdi şurası da aşağı doğru olanlara baktığımızda burası 1A grubu ee, peki burası ne arkadaşlar? Burası 2A grubu, şurası 3A, şurası 4A, 5A, burası 6A, 7A ve 8A grubu ancak B grubu elementleriyle birlikte arkadaşlar toplam 18 tane bizim grubumuz var. Ama tabii ki sizin bilmeniz gereken 1A grubundan 8A grubuna kadar olan kısım ve burada aslında ilk 20 elementi de iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Mesela en üstte bulunan birinci olan atom numarası 1 olan çünkü biz biliyoruz ki atom numaralarına göre sıralanmıştır arkadaşlar. 1 olan hidrojen en başta bulunuyor. Daha sonrasında ise burada helyum bulunuyor. Hemen 3 buraya 3'ü yazmak istiyorum. Lityum daha sonrasında ise berilyum geliyor. Burada önemli bir arkadaşımız var. Türkiye için önemli olan ve gerçekten Türkiye'nin rezerv olarak dünyada söz sahip olmuş olduğu bor arkadaşımız var. Ve burada karbonumuz var. Hemen yanında azot, oksijen, flor var. Ve buradayız arkadaşlar. Bizim neon arkadaşımız var. Şuraya geçtiğimizde bakın 3. periyot 1A grubu. Bunların e konumları size verildiğinde konumlarını çok güzel bir şekilde bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. E buraya baktığımızda 3. periyotta hemen baş tarafta sodyum arkadaşımız var. Burada magnezyum arkadaşımız var. 3. periyot e sodyum, magnezyum hemen buraya geçiyorum. Alüminyum var arkadaşlar yanında silisyum var ve 5A grubuna geçtiğimde DNA'nın yapısından hatırlayın burada fosfor var çünkü DNA'da nükleotidin yapısında da bu arkadaşımız vardı. Hemen yanında arkadaşlar kükürt arkadaşımız var. 17 bakın atom numarası artık 17'ye geldik ve klor. Sonrasında argon arkadaşımız var ve son olarak 4. periyotta potasyum ve yanında da Kalsiyum'da arkadaşlar aslında bu ilk 20'yi geçen seneden 7. sınıftan e, sembollerini bilmeniz gerekiyor. Burada önemli olan nokta yatay olan satırlara biz periyot adını veriyoruz ya. Mesela 3. periyot 2A grubunda kim vardır? Magnezyum vardır. E, veya 2. periyot 8A grubunda kim vardır? Neon vardır. Bunları iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Yani aslında e, baktığımızda periyot ve grup kavramlarını iyi bildikten sonra e, bunların yerini bulmakta çok zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Ve burada şu önemli arkadaşlar, periyodik sistemde bulunan elementleri biz aslında metal, ametal ve daha sonrasında ise yarı metal olacak şekilde e, gruplara ayırmış olacağız ve. Metaller genellikle periyodik sistemin sol tarafında bulunacaklar ama tabii ki şu hidrojen arkadaşımız hariç çünkü hidrojen periyodik sistemin sol tarafında bulunmasına rağmen aslında ametal grubunda ametaller genellikle periyodik cetvelin sağ tarafında bulunurlar ve buradaki bulunan mesela bu arkadaşlarımızda nedir arkadaşlar bunlar yarı metaldir metaller baktığımızda aslında elektriği iyi bir şekilde ileten yine ısıyı da iyi bir şekilde ileten aynı zamanda şekil verilebilen çünkü dayanıklı oldukları için kırılmayan ve yüzeyleri parlak olan elementlerimiz bu tarafta olan ve bunlar kendi kendi aralarında arkadaşlar bileşik oluşturamıyorlar alaşım dediğimiz şeyi oluşturabiliyorlar ametaller ise e, bu kısımda olup genellikle ve bunlar kendi aralarında da metallerle de bileşik yapabiliyorlar e, bunlar metaller elektriği ve ısıyı iletebilirken ametaller iletmiyor arkadaşlar ve metallerin yüzeyleri hatırlayın daha parlaktı ametallerin ise yüzeyleri daha mat şekilde oluyor e Aslında bu şekilde de bilinebiliyor yarı metaller niye yarı demiş arkadaşlar Çünkü e bunların bazı özellikleri metallere bazı özellikleri ise a metallere benzediği için ortada kalmışlar diyebiliriz yarı metaller içinde arkadaşlar burada tabii ki 8A grubu Tabii ki bunlar da yine ametal grubunda ama bunların özel bir adı var arkadaşlar bunlar so Soy gazlar, bunların havalı gazlar arkadaşlar. Bunlar kimseye çok benzemezler. Bunlara asil gazlar denir. Çünkü aslında bunlar e, kimseyle ne bileşik oluştururlar, ne elektron alışverişi yaparlar. Hiçbir şey yapmazlar. Bunlar kendi hallerindedir. E, bu konuda da şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. E, grup numarası demek bir e, elementin son yörüngesindeki şöyle hatta yazmış olayım. Son yörüngesindeki arkadaşlar elektron sayısıdır. Bakın bunu çok iyi bilin. Elektron sayısıdır. E, katman numarası da şuraya da katman sayısı. E, katman sayısı demek de arkadaşlar periyot numarasını verir. Bu ne demek? Şimdi size hemen şöyle bir örnek verecek olursam. Diyelim ki bir elementimiz var ve ilk yörüngesinde iki elektron Burada da yine iki elektron olduğunu düşünelim. Baktığımda bir iki tane katmanı var. İki katman demek ikinci periyot demek. Son yörüngesinde iki elektronu var. Demek ki son yörüngesinde iki elektron olduğuna göre iki A grubundadır. İşte bu kimdir arkadaşlar? Tabii ki berilyum elementinin atomudur diyebiliriz. Bakın gerçekten burası çok önemli. Bunu çok çok iyi bilin arkadaşlar. Hatta bunun ekran görüntüsünü bile alıp bunu saklayabilirsiniz. Çünkü hocamız çok yüksek ihtimal bunlardan zaten sormak zorunda diyoruz arkadaşlar ve hemen şöyle metaller ve özelliklerini biraz önce zaten söylemiştik ki şunu iyi bilin metaller yüzeyleri parlaktır ve elektriği ve ısıyı iletirler aynı zamanda kendi işlerinde arkadaşlar e, bileşik oluşturmazlar e, ametallerle bileşik oluşturabilirler ama kendi aralarında yapamıyorlar e, bunlardan periyodik sistemin genellikle sol tarafında bulunurlar. A biraz önce yine söylemiştik. Yüzeyleri mat olan ve periyodik sistemin genellikle sağ tarafında olan bu hidrojen hariç hatırlayın. Hidrojen biraz gıcık bir arkadaşımızdı ve burada bulunuyordu. Hidrojen hariç diğerleri genellikle sağ tarafta bulunuyor ve bunlar kırılgandır arkadaşlar. Mesela Kurşun kalemleriniz vardır. Onların uçları e, karbon dediğimiz ametalden oluşmuştur ve yapılmıştır. E, onlara kuvvet uyguladığımızda zaten kırıldığını görebilirsiniz. E, yarı metaller e, bazı özellikleri metallere, bazıları ametallere benzediği için ortada kalan arkadaşlarımızdı. E, ondan dolayı da bunlara zaten yarı metal denmiş. Bunların en önemlisi de tabii ki bordur arkadaşlar. Çünkü neden dolayı e, baktığımızda aslında Dünya rezervinde en fazla e, bulunan arkadaşlar nedir? Şöyle Türk bayrağımızda çizecek olursak en fazla bulunan e, Türkiye'de bulunan element çeşidimizdir. Yine yarı metal olarak da önemli bir arkadaşımızdır bor. Soy gazlar yine tabii ki ametallerden e, bulunan bir gruptur. Ancak periyodik sistemin en sağında olduğu için e, bunlar özeldir. E, soy gazlar kimseye benzemezler ve havalıdırlar diyoruz. Daha sonrasında ise Periyodik sistem bittikten sonra kimyasal tepkimelerden hemen önce fiziksel ve kimyasal değişim kavramları var arkadaşlar ve o kadar basit ki mesela bir maddenin sadece dış görünüşünde ortaya çıkan bir değişim varsa mesela bir kağıdın yırtılması hemen şuradan sizin için küçük bir kağıt yırtmak istiyorum. Bakın mesela ben bu kağıdı yırtsam da bu halen daha yine kağıttır arkadaşlar. Bir kağıdın yırtılması veya e, şu ateşe hemen aldığımda buna bir şekil vermek için bir kuvvet uyguladığımda bakın şeklini değiştirmek bu yine fiziksel bir değişimdir arkadaşlar. Çünkü onun üzerinde maddenin taneciklerini değiştirmiyorum. E kimyasal değişim ise arkadaşlar bakın mesela paslanma olayı aman dikkat paslanma olsun e bozulma olayı olsun yine haşlanma olsun veya pişirilme kızartma bunların hepsi arkadaşlar maddenin taneciklerini değiştirdiği için bunlar kimyasal değişimdir ve kimyasal değişim sonrasında yeni maddeler oluşur ve kimyasal değişimde e, renk değişimi olabilir, çökelte oluşabilir arkadaşlar veya gaz çıkışı, ışık çıkışı bunların hepsi e, olabilir. Çünkü bu kimyasal değişimde madde tekrar eski haline geri dönemiyor. E, fiziksel değişimde e, eski haline dönebilirken burada dönemiyor. E, bir maddenin Kimyasal değişim geçirme sürecine biz zaten kimyasal tepkime adını veriyoruz ve kimyasal tepkimelerde aslında bakın çok çok önemli olan bir durum var kütle korunumu arkadaşlar bu kesinlikle hocamız bunu soracaktır diyorum çünkü kütle korunumu çok önemli yani bir tepkimeye mesela bakın e şöyle diyelim iki tane hidrojen bir tane oksijenle birleşince ne olur arkadaşlar H2O dediğimiz su molekülü oluşur. Şimdi burada aslında diyelim ki 10 gram hidrojen 7 gram oksijenle bir araya gelirse 17 gram arkadaşlar su oluşmak zorunda. Çünkü tepkimeye girenlerin toplam kütlesi tepkimeden çıkanların toplam kütlesine eşit olmak zorunda. O halde 10 ve 7 ise buradan 17 çıkmak zorunda. E burada İki tane hidrojen var. Burada da iki hidrojen olmak zorunda. Bir oksijense burada da bir oksijen olmak zorunda. Yani tepkimeye hangi atomdan kaç tane giriyorsa e, ürünler kısmında da o atomdan o kadar olmak zorunda. Çünkü hem atom çeşidinin hem atom sayısının hem de kütlenin korunduğunu çok çok iyi bilmek gerekiyor. Zaten kütle korunumunda biraz önce kimyasal tepkimelerde söylemiş olduk. Ve şunu unutmayın. Mesela Hidrojen ve oksijen bir araya geldiğinde bakın birisi yanıcı bir madde, birisi yakıcı bir madde ve yanıcı ve yakıcı olan madde bir araya geldiğinde normal şartlar altında bir yanma olayı olması lazım ki zaten burada aslında e, baktığımızda söndürücü bir madde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani tepkimeye giren maddeler özelliklerini kaybederler ve bambaşka bir madde oluşur kimyasal tepkimelerde. Yani kimyasal tepkimelerde yeni oluşan madde kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz. Bunu da çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aman dikkat edin bu konuya da. Son olarak asit ve baz kavramında ve öz ısı kavramında burada gerçekten e yine artık e, etkinliklere geçmeden önceki son kısmımız burayı da kesinlikle hoca sorar. Asitler bazlar çünkü çok önemli arkadaşlar. Bunları gayet güzel bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Şimdi Baktığımızda bizim asit ve baz adını verdiğimiz iki farklı kavramımız var. Asitler genellikle ekşi olan, bazlar ise genellikle acı olan. Mesela limon hemen aklınıza gelen, burada gördüğünüz gibi ağzımızda zaten hani dokunduğumuzda bile hemen ekşi e, his bırakan bir maddedir. E bazlar ise çamaşır suyunu umarım içmemişsinizdir arkadaşlar veya sabun veya şampuan bunların hepsinin zaten acı olduğunu biz biliyoruz. Bazlar genellikle acı tat, e, acı tada sahipken asitler daha ekşi tada sahip olan e, varlıklardır, e, maddelerdir. E, o halde ekşi olanların asit, acı olanların baz olduğunu zaten biliyoruz. Asitler eğer kuvvetli asitse arkadaşlar, e, vücuda dokunduğunda e, çok ciddi şekilde yanıklara sebep olabilecek şekilde zarar verebilen maddelerdir. Bazılar genellikle ele kayganlık hissi verir arkadaşlar. Bunu e, hoca sorduğunda bunu iyi bilir. Ele kayganlık hissi verir. E, kim? Bazlar. Şimdi baktığımızda aslında e, asitler e, suyun içerisinde çözüldüğü zaman mesela HCl dediğim hidroklorik asidi suyun içerisinde çözdüğümde H artı ve Cl eksi. Bakın H artı vermesinden dolayı e, bunun e, asit olduğunu da söyleyebiliriz. Veya Sodyum hidroksit'e baktığımızda ise arkadaşlar, e, bu da Na artı OH eksi gibi. Burada da yine hidroksit iyonunu gördüğüm zaman da bunun aslında baz olduğunu, e, bunun da asit olduğunu söyleyebilirim. Çünkü asitler sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu verirken, bazlar sulu çözeltilerinde OH demiş olduğumuz hidroksit iyonunu verirler arkadaşlar. Bunu iyi bilmek lazım. Şimdi pH kavramı nedir? pH bakın şurada gördüğünüz gibi 0 ve 14 skalası arasında değişen 0'a ne kadar yakınsa o kadar kuvvetli asit olan ve 14'e ne kadar yakınsa o kadar kuvvetli baz olan bir aslında cetvel gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E burada da Tam ortada bulunan 7 ise nötrdür. Mesela burada saf su olabilir arkadaşlar. E 0 ve 7 arası bütün değerler asidik özelliğe sahipken 7 ve 14 arası ise baz özelliğine sahiptir. Dediğim gibi ne kadar 14'e yakınsa mesela çamaşır suyu 14'e bayağı yakın. Hidroklorik asit e, tuz ruhu dediğimiz buraya bayağı bir yakın bu tarafa doğru. Yani aslında e, şu aralıkta olanların asit bu tarafta olanların baz olduğunu mesela burada X maddesi, Y maddesi Z maddesi karşımıza çıkarsa hangisi mesela bunun daha kuvvetli asit olduğunu, burada bulunan A maddesinin daha kuvvetli baz olduğunu çok iyi bir şekilde yorumlamanız gerekiyor ki pH kavramı yüksek ihtimal yine çıkacak olan bir kavramdır. Asit baz ayraçlarında arkadaşlar, şimdi asit ve bazları birbirinden ayırmak için mesela turnusol kağıdı var. Turnusol kağıdının aslında mavi turnusol sonu alıp Asidin içerisine batırdığımızda uç tarafının yani asidin içerisine girmiş olan tarafının kırmızı renk aldığını, e kırmızı turnusolu getirip baza batırdığımızda ise uç tarafının mavi renk aldığını görebiliriz. Yani aslında bir maddenin asit mi baz mı olduğunu buraya bakarak da anlayabiliriz arkadaşlar. E tabii ki metil oranj, e, fenolftalein gibi ayraçlarımız da var. Ancak en fazla kullanılan turnusol kağıdıdır. E turnusol kağıdında şu bunu iyi bilin ki asit kızartır arkadaşlar, e, baz morartır diyoruz ama e, tabii ki burada morartırdan kastının mavi olduğunu iyi bilin. E, mavi turnusol aside dokunduğunda kırmızı olur. Bakın bunu kesinlikle unutmayın. E, kırmızı olan da e, baza batırıldığında mavi renk alır diyoruz. Asit yağmurlarını e, konunun ilk başında hatırlarsanız aslında sere etkisinde biraz bahsetmiştik ama yine e, kükürt dioksit azot dioksit ve karbon dioksit gibi gazların havada artması sonucu oluşan yağmurların asit özelliğine sahip olmasından dolayı e tabi ki ne oluyor arkadaşlar asit yağmurları bol bol yağmaya başlıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim öz ısı kavramına öz ısıya baktığımızda arkadaşlar aslında öz ısı bir maddenin bir gramının e, sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için vermem gereken ısıya ben aslında ne diyorum arkadaşlar? Öz ısı adını veriyorum. Şimdi e, öz ısıya geçmeden önce hemen size bir şey göstermek istiyorum. Diyelim ki e, elimizde iki tane madde var. E, aynı maddelerden şöyle diyelim aynı madde olmasın. Bu da 100 gram su olsun. E, bunda da 100 gram mesela yağ olsun arkadaşlar. E Farz edelim ki Suyun e, öz ısısı yağdan daha fazlaysa e, şöyle C harfiyle gösteriyor arkadaşlar. C su büyüktür C yağ dersek bunları eşit miktarda ısıttığımız zaman ısı e, aynı miktarda ısı verdiğimiz zaman arkadaşlar bunlara e, suyun öz ısısı daha büyük olduğu için son durumda yağın sıcaklığının daha fazla olması gerekir. Çünkü e, mantıken düşündüğümüzde bir gramını 1 ee, gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak denilen öz ısısı daha fazla olan 1 e, gramını 1 santigrat derece arttırırken fazla veriyorsam 1000 gramında daha fazla verelim. Yani öz ısısı fazla olan maddelerin arkadaşlar e, sıcaklıkları daha yavaş değişir. Bunu iyi bilmek lazım. Mesela Patatesli gözleme ve peynirli gözlemede patatesin öz ısısı daha fazla olduğu için daha geç soğuduğunu bilebilirsiniz. Ee, aslında öz ısı ne kadar büyükse maddenin sıcaklığını değiştirmek o kadar zordur arkadaşlar. Yani öz ısı düşükse o kadar kolay sıcaklık değişimine sebep olabilir. Isı ve kütle ilişkisine geldiğimizde ise hemen şu kağıdı tekrar bir alalım bakalım. Diyelim ki bir küçük cezvede suyumuz olsun. Bir de kocaman bir kazanda suyumuz olsun. E bunlara eşit miktarda ısı verdiğimizde tabii ki sıcaklık artışı bunda daha fazla olacak. Burada daha yavaş bir şekilde sıcaklık artışı gözlemleyebilirim. Çünkü kütle ne kadar fazlaysa maddenin göstereceği sıcaklık değişimi o kadar az olur arkadaşlar ve ee, aynı miktarda ısı verildiğinde kütlesi az olanın sıcaklık değişimi daha fazla olur. Eğer eşit miktarda sıcaklık değişimi istiyorsam o halde kütlesi büyük olana daha fazla ısı vermem gerekir diyoruz arkadaşlar ve bakın bu şekilde aslında bütün konuları bitirmiş olduk. Hadi hızlı bir şekilde şimdi etkinliklere geçelim ve hızlı bir şekilde sorularımızı çözelim. 21 Aralık tarihinde Güneş ışınları yengeç dönencesine değil arkadaşlar güney yarım kürede bulunan oğlak dönencesine dik gelir. Çünkü 21 Aralık tarihinde güney yarım kürede ne yaşanıyor? Yaz yaşanıyor. O halde oğlak dönencesine dik gelmesi lazım. E bu soruya yanlış diyebiliriz. Yeşil olduğuna göre mavi ile hatta şöyle bununla yazalım arkadaşlar. Buraya yanlış demiş olalım. 23 Eylül tarihinde tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır mı? Evet çünkü nedir bu? Ekinoks tarihidir tıpkı 21 Mart'ta olduğu gibi. Rüzgar alçak basınç alanından yüksek basınca doğru değil tabii ki. Tam tersi yüksek basınçtan alçak basınca doğru olur. Hava olaylarıyla ilgilenen e, klimatologlar değildir arkadaşlar. Çünkü meteorologlar ilgilenir. O halde bu da yanlıştır sera gazları küresel ısınmaya sebep olmaz demiş ama olur o halde. Bu da yanlıştır. Bakın buradan hemen tak 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 bütün puanları toplamış olduk diyoruz. Hemen devam edelim. DNA, gen, nükleotit ve kromozom kavramlarını birlikte bakmış olalım. DNA ve protein kılıf. Şimdi aslında bizim şöyle bir yapımız vardı hatırlarsanız. E, DNA ve protein kılıfın birleşmesiyle oluşan bu değişik, ben çok çizemesem de, e, bu yapıya biz kromozom adını veriyorduk arkadaşlar. O halde bu e, eşleşmede kromozom bu olması lazım. DNA'nın yapı birimi, bakın çok çok önemli demiştik, sorulur demiştik, işte burada biz de size sorduk. Yapı birimi nükleotittir arkadaşlar. E, görev birimi de kimdi? Gendi. Çünkü DNA'da belli başlı görevleri olan yapılara biz ne diyorduk? gen adını veriyorduk. Sarmal yapıda bulunan yönetici molekülü bu çok güzel. Deoksilibon nükleik asit gibi bir şey kokuyor. O halde bu da DNA'dır diyoruz arkadaşlar. Bakın burada da 10, 10, 10 üzerinden şampiyon olduk ve çok güzel bir şekilde cevapladık. Şimdi bakalım burada kahverengi gözlü bir anne ile Burada aslında mavi gözlü baba, e, burada hatta şunu birlikte şöyle bakalım. Kahverengi gözlü anne ve babanın ilk çocukları mavi gözlü olmuş. Şimdi burada bakın bunu bizim çok güzel anlamamız lazım. Çünkü eğer anne ve baba kahverengi gözlüyse, bakın kahverengi göz burada e, baskın olduğu için büyük R ile gösterilmiş. Mavi göz ise küçük R ile gösterilmiş. Şimdi... Annemiz ve babamız her ikisi de kahverengi gözlü. Kahverengi gözlü olduklarına göre ya büyük R büyük R olacaklar ya da büyük R küçük R olacaklar. Çünkü her ikisi de kahverengi gözlü. Ancak küçük R küçük R olamazlar çünkü böyle olursa mavi gözlü olurlardı. Peki İlk çocukları mavi gözlü olmuş o halde eğer herhangi birisi baskın saf döl olursa çocukları kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar mavi gözlü olamaz o halde hem annemiz hem de babamız aslında bu karakter yönünden melez döle sahiptir diyebiliriz arkadaşlar çünkü ilk çocukları mavi gözlü olduğuna göre kesinlikle her ikisinde de bu çekinik genin bulunması gerekiyor. O halde bakalım. Büyük R re büyük R gelebilir burada. E buradan büyük R buradan küçük R gelebilir. Buradan büyük, buradan küçük gelebilir. Her ikisinden de küçük gelebilir. Şimdi e, genotiplere baktığımızda arkadaşlar burada %25 oranında büyük R büyük R olduğunu görüyorum. E her ikisi de %50 oranında büyük R küçük R'ye görüyorum. Buraya baktığımda ise %25 oranında küçük r küçük R'ye görüyorum genotipte. Fenotipe baktığımda ise e, 1, 2 ve 3. şu 3 arkadaşımın da aslında %75 oranında 3 tane olduğu için 4'te 3 demek %75 demektir. O halde %75 oranında e, burada kahverengi gözlü olduğunu. E şu arkadaşımız garibimiz tek başına mavi gözlü olduğu için %25 oranında ise e, mavi gözlü olduğunu söyleyebiliriz. Bakın işte tek karakter çaprazlamasında böyle bir soru karşımıza çıkabilir. Direktmen hocamız bize genotipini vermeyip arkadaşlar böyle bir ayrıntı sorabilir ve şunu der. Kahverengi gözlü anne ve babanın mavi gözlü çocuklarının olması. Yani her iki ebeveyn de anne ve babamız da baskın olan e, karaktere sahip olduklarında yavrularda çekinik görülmesi için kesinlikle her ikisinin de arkadaşlar melez olması gerekir. E, bunu gerçekten çok iyi bir şekilde bilmeniz lazım. Diğer türlü eğer anne ve babanın genotiplerini ortaya çıkaramazsanız arkadaşlar ne yapamazsınız? E, burada tabii ki soruyu çözmekte zorlanırsınız diyoruz. Devam edelim modifikasyonlar modifikasyonlar genlerin yapısında değil arkadaşlar neydi oluyordu İşleyişinde oluyordu işleyişinde yazalım olan değişimlerdir bu yüzden kalıtsal değillerdir sebep olan etmen ortadan kalkınca canlı eski haline dönebilir tıpkı Himalaya tavşanlarında olduğu, Chuat çiçeğinde olduğu gibi bu durumlarda gen işleyişinde olan bir değişim olduğu için canlı eski haline dönebiliyordu. Mutasyonlar ise arkadaşlar gen yapısında olan değişimlerde ve eğer üreme hücrelerinde olursa arkadaşlar kalıtsal olabiliyorlardı. Sebep olan etmen ortadan kalkınca canlı eski haline dönemez diyorduk. Çünkü mutasyonlarda geri dönmek o kadar kolay değildi. Canlının doğal ortamına uyum sağlamasına biz ne diyorduk? Uyum kelimesi zaten arkadaşlar adaptasyon demekti ve güçlü olanın hayatta kalma olayına biz ne diyorduk? Doğal seçilim adını veriyorduk ki bunun İngilizcesi neydi arkadaşlar? Natural Selection gibi güzel bir adı vardı bu arkadaşımızın. Evet bakalım gerçekten tam hocamızın yazılı da sorabileceği tarzda güzel bir soru daha burada. Hemen birlikte bakalım bu nasıl bir soruymuş. Şimdi aşağıdaki verilen görsellerde basınçları karşılaştıralım bakalım basınçlar nasıl değişiyor burada. Şimdi Üç durumda da aslında yüzey alanlarımızın aynı olduğunu görüyoruz. Yüzey alanları aynıysa e, ağırlık ne kadar fazla olursa basıncın o kadar fazla olduğunu biliyorum. O halde tabii ki ağırlığın mesela buraya 3G edersek buraya 2G ağırlık e, burada bir tane kalmış. O halde en fazla ağırlığın bulunmuş olduğu üçüncü durumdaki P3 e, daha büyüktür. E, P2'den tabii ki ve en az olan da P 1'dir. Çünkü ben biliyorum ki ağırlık arttıkça basınç artacaktır diyorum. Hemen buraya gelelim arkadaşlar. Buradaki basınçları karşılaştıralım. Şimdi baktığımızda ağırlık olarak 2G e bu da 2G. E bu da 2G. Tamam burada herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki benim burada yüzey alanlarını kıyaslamam lazım. Yüzey alanı olarak bu daha büyük. Bunlar daha küçük. O halde bir kere en az olan M'dir diyebilirim. Peki bunları nasıl kıyaslayacağız? Bakın burada değişik şekil şukul bir şey yapmaya çalışmış. Bu hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü bizim için önemli olan yere temas ettiği alan. Ben burada PK eşittir PL. O da büyüktür hatta şuraya da PM yazalım arkadaşlar. Burada önemli olan ağırlıklar aynı. E yere temas eden yüzey alanları da aynı olduğu için e benim için önemli olan da zaten bunlar olduğu için K ve L'nin basınçları birbirine eşittir arkadaşlar. Hatta üzerlerine birer tuğla daha koysak yine fark etmez. Yere temas edenler aynı olduktan sonra ağırlıklar aynı olduğunda basınçların aynı olduğunu söyleyebiliyoruz hemen sıvı basıncına geçelim ve sıvı basıncında hatırlıyorsanız ne demiştik arkadaşlar derinlik ve yoğunluk bizim için çok önemliydi o halde hemen e, x z ve t bakın x noktası z ve t'yi hemen kıyaslayacak olursam x noktasındaki basınç z noktasından büyük e, z noktasındaki basınç da t noktasındaki basınçtan büyüktür E çünkü ne kadar derine inersen basıncın o kadar büyük olduğunu biliyorum e, peki y noktasına bakalım arkadaşlar burada X ile aynı derinlikte ancak baktığımızda buradaki sıvı daha yoğun. O halde Y'deki basıncın hepsinden daha büyük olduğunu çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü e, derinlik ne kadar aynı olsa da yoğunluk daha büyük olduğu için bunun uygulamış olduğu basınç daha büyüktür diyorum. Ve hemen bir diğer soruya geçiyorum. Hadi bakalım burada değişik güzel bir sorumuz daha var. Şimdi Tonguç dağa tırmanırken 3 farklı noktada açık hava basıncını ölçmüştür. Ancak e, hangi noktada ölçüm yaptığını not almayı unutmuştur. Ölçüm değerleri aşağıdaki gibidir. Tabii ki ölçüm yapan burada mesela bir Tonguç arkadaşımız olsun. E, buradaki arkadaşımıza gelip değerlerini anlatıyor. Diyor ki ya ben ölçüm yaptım ama diyor. E, bu da diyor ki ah be Tonguç nasıl unutursun bunu diyor. Şimdi biz Tonguç'a arkadaşlar yardımcı olmaya çalışalım bakalım. Şimdi biz biliyoruz ki ne kadar yükseğe gidersek e, dağın ne kadar tepesine doğru tırmanırsak açık hava basıncı o kadar azalır. E, o halde bakıyorum 75 e, en aşağıda 75 ölçmüş olabilir. Yani e, bir şöyle 1, 2 ve 3 şeklinde yazacak olursak arkadaşlar. E, aslında bir noktasında en fazla olan L diyebiliriz. Çünkü 75. E, daha sonrasında iki noktasında... K yani 74'ü ölçmüş olabilir. En yukarıda en düşük olacağı için 3 noktasında da M'yi ölçmüş olabilir diyoruz. O halde K'nin 2 olması gerekiyor. Bunları eliyorum. Ee, bakıyorum. L'nin 1 olması gerekiyor. M'nin de 3 olması gerekiyor. Hemen tekrar etmiş olalım. Bakalım. En e büyük basınç değeri en aşağıda olması gerekiyor. O halde L'nin bir noktasında olması gerekiyor arkadaşlar. En düşük olan M'nin de en yukarıda olması gerekiyor. Yani M'nin de 3'te olması gerekiyor. Bakın doğru cevabımız B seçeneği ez, çerez, patates gibi çok güzel bir soru arkadaşlar bu da. Şimdi bakalım burada değişik güzel bir sorumuz daha var periyodik sistemle ilgili. Şimdi hemen... Aynı grupta bulunanlara bakalım arkadaşlar. Aynı grup, e, grup demek yukarıdan aşağıya yönlü olan e, biz e, sütunlara diyorduk. Bakıyorum aynı grupta bulunan V ve X var. T ile aynı grupta kimse yok, Y ile yok, Z ile yok o halde yok. Aynı periyotta bulunan elementlere bakalım. Aynı periyot yatay olanlarda arkadaşlar. V ile yok, Y ile de yok ama X ve Z'ye baktığımda e, aynı periyotta olduğunu söyleyebilirim. Metaller aslında şu şekilde bakacak olursam X ve T'dir bu tarafta olanlar. A metaller Z bir soygaz olan ametaldir. Aynı zamanda V hidrojen olduğu için hemen V'yi ve Z'yi yazmak istiyorum. Yarı metallerde buradaki arkadaşımız bakın bizim için önemli bir arkadaşımızdı bordu. O halde bunu diyorum. Atom numarası en büyük olan element burada da bu arada atom numarasında. Ee, ...bu tarafa doğru arttığını... ...mesela 1, atom numarası 2... E, ...aşağı doğru da arttığını... ...benim çok iyi bilmem gerekiyor. O halde arkadaşlar... Atom numarasının büyük olması, periyot numarası en fazla olan ve en sağda olan kim varsa o en büyüktür. Yani bakıyorum en altta T var. E, T'nin daha sağında bir şey yok. O halde atom numarası en büyük olan element T'dir. E, en küçük olan kimdir arkadaşlar? Zaten V'dir. E, çünkü 1'dir zaten. Katman sayısı en büyük olan. E, katman sayısı ne demekti arkadaşlar? Katman sayısı aslında... Eriyot numarasıydı. Yine bu da T'dir diyebilirim. Peki, değerlik elektron dediğim son yörüngesindeki elektron en fazla olan tabii ki 8A grubunda olduğu için e, en büyük elektron sayısı diyebiliriz. Elektron son yörüngede diyelim arkadaşlar. Son yörüngede en büyük elektron sayısı da tabii ki Z'dedir. Çünkü 8A grubunda olduğu için e, diyebilirim bunu. Hemen diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. Ee, yukarıdaki tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır? Hidrojen 20 gram, oksijen 12 gram ve 32 gram su oluşmuş. Atom çeşidi korunmuş mudur? 2 ee, tane hidrojen, 2 hidrojen, 1 oksijen, 1 oksijen. Evet korunmuştur. Toplam kütleye bakıyorum. 20 gram, 12 gram, 32 gram evet hiçbir sıkıntı yok. Korunmuştur. Atom sayısı korunmuş mudur? E, 1, 2, 3 tane var. 1, 2, 3 tane var. Evet o da korunmuştur. Hidrojen ve oksijen özelliklerini korumamıştır. Çünkü kimyasal tepkimelerde ürünleri oluşturan maddeler tepkimeye ürünleri oluşturan maddeler tepkime sonucunda ortaya çıkan maddede özelliklerini göstermezler ve kaybederler diyoruz. Hemen asit ve bazlarla ilgili güzel bir etkinliğimiz var. Buna bakalım. Tatları ekşi olan kimdi? E Tabii ki asitlerdi. Tatları acı olan? E, bu da bazlardı. Sulu çözeltilerinde H artı yoğunu veriyorsa? E, bunlar asit. Hidroksit veriyorsa bazdı. Şimdi bakalım. Mavi turmusolu kırmızı e, kızartan tabii ki asit olduğu için. E, burada da doğru cevabımızın asit olduğunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen e son etkinliğe geçiyoruz. Artık yazılıya oldukça hazırsınızdır diye düşünüyorum. Bakalım. 100 gram X, 100 gram Y, 100 gram da Z almışız arkadaşlar. Hepsinin aynı miktarda olduğunu düşünelim. Eşit sürede e hepsini ısıttığımızı düşünelim. Bakın burada öyle yazmışız. Eşit süre ısıttığımda şimdi sıcaklıklar arasındaki değişime bakalım. 25'ten 40'a çıktığına göre arkadaşlar 15 santigrat derece bir sıcaklık değişimi. E burada da aslında bakıyorum 60 ile 25 arasında 35 santigrat derecelik bir e sıcaklık değişimi. Hemen yanlış yapmayalım. 35 ile topladığımızda arkadaşlar tabii ki 60 yapar. Hemen 80 ve 25 arasındaki değişime baktığımda ise e burada da hemen 80 ve 25 çıkardığımızda ne olacak? Burada da 55 santigrat derecelik arkadaşlar bir sıcaklık değişimi olduğunu görüyorum. O halde öz ısılarını kıyaslamamız gerekirse bakın şurada öz ısıları diyelim arkadaşlar. Çünkü soruda öz ısılarını karşılaştıralım demişiz size. Şimdi biraz önce şunu söylemiştik. E bir maddenin sıcaklığı ne kadar fazla değişiyorsa e buna bağlı olarak arkadaşlar ne olması lazım? Öz ısısının o kadar düşük olması lazım. En fazla Z'nin mi değişmiş? O halde öz ısısı en düşük olan odur. En az X'in değiştiğine göre en büyük öz ısıya sahip olan X'dir. O halde X, Y, Z şeklinde bir sıralama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. E o halde doğru cevap X, Y, Z'dir diyoruz. Ve Artık sınava hazır olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah okullarınızdaki sınavlarınızda her biriniz 100 üzerinden 100 alırsınız. Ve bu videonun altına gelerek yorumlarınızı hocam ben 100 aldım teşekkürler gibi sizin yüzünüzden 100 aldım gibi güzel güzel yorumlar yazarsınız. Sınavda hepinize bol bol başarılar arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yine görüşmek üzere.